Lara ile Farkında ve Şefkatli Sohbetler programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Geçenlerde Instagram'dan bir post paylaştım ve takipçilerime sordum. Lara ile programına konuk olmak ister misiniz? Eğer konuk olmak isterseniz uzmanlık alanınız nedir diye. Ve o postun altına hem daha önce meditasyonuma gelmiş olan hem de beni takip eden ve arkadaşım diyetisyen İrem mesaj attı. Şimdi bugün İrem'le beraberiz ve sağlıklı beslenmek, kilo vermek, kilo almak vesaire hakkında sohbet edeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Yerini alsın köfte. Ayarlarının altında geziyor ve yerlerini değiştiriyor. Böyle sohbet ediyorsun. Geçen Şerife geldi astrolog. Biz burada çılgınlar gibi sohbet ediyoruz. Gelecekte ne olacak? Sonra böyleyiz. Şerife hoş geldin. İrem hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Bize böyle başta kısa bir kendini tanıtmak ister misin? Tabii. Ben Acıbadem Üniversitesi'nden mezunum. Şu anda Yeditepe Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Online diyet danışmanlığı veriyorum. Biraz daha danışanlarım aslında kendi açlıklarını, topluluklarını fark edip diyet ya da bir kısıtlama değil de sağlıklı beslenme üzerine eğitimler vererek ilerliyorum. Öyle. Süper. Şimdi aslında 2021'e girmişken de bu konu birazcık hani hepimizin gündeminde. Bende de çok şey vardı. Şimdi işte yeni sene geliyor. 2021 başladı mı işte diyete başlarız. Sal diye. Son 3 haftadır gerçekten midem ağzımda geziyorum. Nasıl olsa işte 2021'e 3 hafta var. O zaman başlarız falan. Bir de bunun şey versiyonu var. Pazartesi günü geldi mi evet. Diyete başlayacağım. Şey zaten ayın 1'i pazartesi 1 Ocak. Başka doğum günümden sonra çok bazı. Doğru. Çok doğru. Bir de pazartesi günü başlayınca şöyle oluyor. Pazartesi başlayacağım. Evet pazartesi başlıyorsun ama pazartesi bitiyor. O akşam bitiyor. Ya da yani çok dirayetliysen salıya devam edebilir. Çok doğru. Aslında şey mesela bir sürü danışanım pazartesi günü randevu kabul ediyor. Meslektaşım. Bir sürü meslektaşım. Pazartesi günü randevu kabul etmiyor. Hani pazartesi günü diyete başlamayalım falan gibi bir düşünceyle. Biraz daha şeyi savunuyorum. Sonuçta sen her zaman yemek yiyorsun ve diyete başladığında da bir şeyleri hayatından çıkartmak zorunda değilsin. İşte bara hamburger yiyelim dediğinde hayır ben yemem diyetteyim demek zorunda değilsin. Bunları zaten hep öğretmeye çalıştığım için hani pazartesi başlasan, cumada başlasan bizim için tamam yani bir film izlerken patlamış mısır yiyebilirsin. İşte kafada öyle oturuyor yani öyle bir algı var. O zaman sağlıklı beslenmekle diyetin farkı ne? Aslında bir fark yok. Yani şöyle, diyet dediğimiz şey kelime anlamı olarak hepimizin ilk düşündüğü gibi perhiz, yasaklar, kısıtlamalar demek değil. Sadece 24 saat içinde kişinin yediği ve içtiği her şey anlamına geliyor diyet kelimesi. Ya bunu böyle anlasak o kadar çok şey değişecek. Yani diyetin her şeyin yasak olması ve böyle çılgın kilo vermeye çalışmak olduğu değil de bir yaşam stili. Evet. Şey çok var, hayatını diyetteyken yaptıklarım ve işte diyette değilken yaptıklarım diye ikiye ayırıyorlar. Mesela danışanlarıma diyorum ki, atıyorum sen kahvaltıda ne yiyorsun diyorum. Diyetteyken mi, normalde mi diyor. Aslında hani bu şekilde ikiye ayırırsan eğer sonuçlar da diyetteyken aldığın sonuç, diyetteyken indiğin kilo ve diyetten sonra normal hayatına geri döndüğünde çıktığın kilo olarak değişir. O yüzden hani hayatını diyette, diyet öncesi, diyet sonrası diye dönemlere ayırmaktan ziyade daha hep devam ettirebileceğin bir alışkanlık, yeni bir yaşam tarzı edinmek gerek. O zaman yani diyet peki hayatımızda, diyette değilken ki hayatımızın, yani diyete ve diyete başlamadan önceki hayatımızın aynı olması evet, lazım. Evet. Ya aslında amacım hiçbir zaman şey değil. Bundan bir sene sonra bir danışanımın tutup menüsüne bakıp ha evet ben öğle yemeğinde 3 köfte kadar ızgara et yiyeceğim demesi değil. Onu ya ben hep böyle yerim zaten. Hani ben bu kadarla doyuyorum dediği bir sistemi yaratmak ve onu öğretebilmek. Ama hani biraz şey gibi görülüyor işte diyetteyken pilav makarna yiyemem, çörek yiyemem ne bileyim aklına ne geliyorsa bir sürü böyle bir liste var yiyemem dediğimiz. Aslında öyle değil. Sonuçta ben hayatım boyunca sürdüreceğim bir sistem kuralım ve sen bunu alışkanlık haline getir diyorum. Hiç kim sana hayatın boyunca bir daha makarna yeme diyebilir ki? Tabii ki yiyebilirsin ama miktarına dikkat edersin, sıklığına dikkat edersin. Ne bileyim bir koca tabak penne arabiyata yemezsin de başka bir şeyin yanında yancı olarak yersin. Yani. Aslında bak sen konuşurken düşündüm. Ben aşırı sağlıklı beslendiğimi düşünüyordum. Ve öyleydi de. Yani böyle hani bir iki sene boyunca falan hep böyle çok güzel beslendim. Ama
makarnayı, pilavı falan bunları sağlıksız olarak görüyordum. Sonra evet hani uzun sürdü. Bir sene, iki sene sürdü gene iyi bir süre ama sonra yine patladı. Patladı yine patladı ama yani. Ondan sonra ben böyle her cumartesi akşamı McDonald's. McDonald's en güzel hangi şubeden gelir falan bunlara takındılar. Böyle bir şeye dönüştü. O yüzden yani diyeti devamlı kılabilmek için aslında çeşitlilik mi? Evet ya, senin hayatına uygun bir şey yakalaman gerekiyor. Belki kimisi için bir daha hiçbir zaman hamburger yememek çok okey bir şey. Hayatına bir problem çıkartmıyor. Ama kimisi için ben haftada bir, iki haftada bir veya daha sık hamburger yiyorum dediği bir döngüsü var. O zaman hamburgeri tamamen hayatından çıkartmak onun için sürdürülebilir bir çözüm değil. Bir ay tahammül eder, senin gibi iki sene, üç sene tahammül eder. Ama elbet bir noktada patlar ve bu sefer şöyle bir şey olur. Ben yıllardır hamburger yemiyorum. Ben aylardır hamburger yemiyorum. O zaman hani bunun acısını çıkarmam lazım. Hani böyle ötelemekten ziyade isteklerimizi istediğin anda onları yerine koyarsan eğer porsiyonlarını kontrol etmek senin için daha kolay olur. Mesela bununla ilgili en sık verdiğim örnek bir çikolata örneği. Diyelim ki işte pazartesi günü senin canın kahvenin yanına bir tane kahvenin yanına bir kare bitter çikolata eklemek istedin. Ya da sütlü ya da beyaz, hiç fark etmez. Bir kare çikolata eklemek istedin. Ama dedin ki hayır, ben pazartesi bugün diyete başladım. Yiyemem bu çikolatayı. Erteliyorsun ve işte diyorsun ki atıyorum cheat day'in var. Cumartesi günü senin serbest günün ve her şey iyi. Hayatım. Aha, bu benim hayatım. Kaydediyormuşum da kontrol edip kalkmışım. Ertelemeye başladın. Pazartesi günkü o çikolata isteğine cumartesiye kadar sen cumartesi yerim, cumartesi yerim diye erteliyorsun. Ama artık cumartesi geldiğinde şöyle bir şey oluyor. Ya ben pazartesiden beri ben günlerdir çikolata istiyorum. Ve artık o noktada senin canın cumartesi günü çikolata istiyor mu, istemiyor mu, bunun hiçbir önemi yok. Seni tatmin eden miktar bir kare çikolata mı yoksa bir paket mi, iki paket mi, bir önemi yok. Çünkü sen günlerdir istiyorsun, erteliyorsun, sonunda yemeye başladın ve o zaman şey yani hani istediğin kadar ye. Hatta ne bileyim yanına da bir sıcak çikolata hazırla. Daha onu şölen haline getir, acısını çıkar, işte battı balık yan gider, sonrasında bir de pizza söyle akşam gibi. Ama mesela biz seninle bunu telefonda konuştuk. İşte bende şu oluyor çünkü canım hamburger çekiyor. Cumartesi gecesi cheat day'im diyorum. Bir de hani karantinalardan dolayı yapacak hiçbir şey olmadığı için yemek aktivite haline gelmiş bir halde. Ve cumartesi günü film ve hamburger yiyeceksem o böyle şey, o cumartesi gelsin modu. Neyse sen bana telefonda bunu söyledin. Daha önce söylediklerini ama değişim o kadar zor bir şey ki ben diyorum ki ha evet. Ha, yaparız biz onu, salı yerim hamburger. Çünkü kafamda diyorum ki o hamburgeri salı yersem aynı zevki vermeyecek bana diyorum. Yani gene şey... Kendine koyduğum bir kural var aslında orada. Yani bunu belki zamanla aşmak gerekiyordur. Sonuçta bu bahsettiğimiz şeyler işte 20 senedir, 30 senedir, 40 senedir edindiğimiz alışkanlıklar, evet. Beslenmeyle ilgili her şey. Sosyal medyada, sosyal çevremizde öğrendiğimiz bazı mitler var. Bunları değiştirmek. Evet, bir diyetisyen karşımıza çıktı. İşte Lara'yla şovda anlattı, gitti. Ben de artık o yüzden işte cheat day yapmayacağım. Canım ne zaman çikolata yemek istiyorsa o zaman yiyeceğim ya da hamburger. Diyemezsin ya. Bu kadar kolay değil bile. Ama bunlar işte küçük küçük aşmaya başladığın zaman olacak. Bugün eğer canın hamburger çekiyorsa, işte bu akşam ben gittikten sonra hamburger yediğinde belki hani cumartesi yeseydin daha iyi olacaktı diyeceksin. Ama önümüzdeki hafta ya da iki gün sonra aynı olayı yaşadığında yavaş yavaş bunları biraz aşmaya başlayacaksın. Çünkü bu düşüncen gerçekten var olan bir düşünce değil. Yani kendine sürekli kızmanla aynı şey bu. Bir hata yaptığında sen kötüsün demekle hayır salı günü hamburger yiyemezsin demek aslında aynı yerden geliyor. Evet, çok doğru. Of. Yani o kadar değişim kolay bir şey değil ki böyle. Yani o düşünce bir düşünceden çıkmış, seninle konuşurken fark ediyorum, hani benim düşüncem olmuş. O kadar bana ait ki, şu an hala bak sen konuşurken salı günü hamburger bana zevksiz geliyor. Diyorum ki niye yiyeyim hani, o kadar oturmuş demek ki. Ama işte bu alışkanlıklar biraz böyle yavaş yavaş tekrar yapa yapa. Bir başka çok yaptığımız alışkanlık da aslında bu kontrolsüz beslenmek. Yani gecenin bir vakti canının çılgınlar gibi işte Nutella çekmesi ve kendini buzdolabının önünde bulman. Ve hani Nutella da değil, bazen gerçekten karnın acıkıyor gece 12'de falan. Hani bu biraz kontrolsüz beslenmelerimiz
neden oluyor? Aslında orada biraz şey var. Kişi diyor ki ben gün içinde hiçbir şey yemeyeyim. Daha rahat kilo veririm. Zaten ben gece çok yiyorum. Bunun gibi böyle altta yatan düşünceleri var. Ya da işte gün içinde çok yoğun. Yemek aklına gelmiyor. İşte mesai saatleri çok dolu. Ve o günün akışında yemek yemeyi öteliyor, erteliyor, iptal ediyor. Yemiyor bütün gün. Ve akşam aslında doğal olarak acıkıyor. Yani senin aslında bir gece yeme bozukluğun yok. Senin bir şey yemezsem elim ayağım titriyor demenin sebebi psikolojik bir sıkıntı olması değil. Sen aslında açsın. Yani açlıkla yeme bozukluğu da bence karışıyor. Evet. Yeme bozukluğu demeyeyim de kontrolsüz beslenme. Yani tıkınırcasına yeme, gece yeme sendromu. Bunlar aslında biraz... Gece yeme sendromu. Evet. Gece yeme sendromunun aslında bir adı da duygularını bastırmaya çalışmalar olabilir. Hani gece böyle yatağa yattığında yatak şey der, hadi uyu, senin zihninde 5 sene önceki hatamı şimdi bir analiz edeyim bakayım der. O sırada işte o tam analiz edecekken şeye dönüşüyor. Ay yok yok etmeyeyim, ben bir tane kek yiyeyim falan, buna dönüşüyor. Bakayım dolapta ne varmış. Aslında sen bütün gün o kadar hiçbir şey sokmadın ki vücuduna, o kadar açsın ki gece doğal olarak karnın acıkıyor ve artık hani yatağa girdiğin o hiçbir işin olmadığı, aklını başka şeylerle meşgul edemediğin anda bir anda açlığını hatırlıyorsun. Ama belki hani düzgün öğünlerini yapsan, gün içinde gerçekten hani yoğun olduğun zamanlarda bile ben şu an aç mıyım, tok muyum bunları biraz fark edip bir kahvaltı, bir öğle yemeği, bir ara öğün, bir kahvenin yanındaki kurabiye yiyor. Ay bu arada bu kurabiyeleri bana İrem getirmiş. Kendi yapmış elleriyle ve bu kavanozu da böyle güzel kavanozu seçmiş. Çok güzel. Ben de ilk defa şu tepsilerimi İrem'e kullandım. Güzel böyle bir kahve keyfi. Eline sağlık. Bunun tarifi var mıdır Instagram'da? Var. Paylaştım. Yılbaşından hemen önce. Ha, tamam. O zaman bunun tarifi merak ederseniz sağlıklı kurabiyeler. İrem'in Instagram'ına gidebilirsiniz. Evet ne diyorduk? Gece. Gece. Yani hani gün içindeki öğünlerini birazcık daha bir şey gibi görüyoruz. Tamam ben bunu erteleyebilirim. Şu an o kadar aç değilim. Eğer bunu ertelersem daha rahat kilo veririm. Ya da mesela işte o ekmeği kestim, kilo verdimlerde de aynısı geçerli. Sen eğer o öğünden ekmeği azaltırsan kilo vereceğine çok inanıyorsun. Ama belki normalde işte 3 köfte artı bir dilim ekmek yiyerek doyuyordun. Ama ekmeği tamamen çıkarttığın için artık doymak için 6 köfte yiyorsun. Ama yani burada karın ne? Yani fazladan köfte yemeye başladın bu sefer. Ekmeğin yerine daha farklı bir şeyle doldurmaya başladın. Belki orada o ekmeği de yeseydin daha uzun süre seni tok tutacak. Normal bir öğün yapmış olacaktı. Ama işte kafanda bir kural var ya, ekmek kötü, evet. Ekmek yersen... Onu bize kim öğretti ya? Yani ekmek kötü, karbonhidrat yeme. Bunu bize kim öğretti? Yani yolda bir yerde böyle bir popülerite çıktı çünkü. Evet. Ondan sonradan beridir herkesin kafası karışık. Evet. Bir de farklı beslenme türleri de var. Aslında ketojenik var işte. Aralıklı oruç, evet. Vegan, glutensiz beslenme, senin favori, işte yok laktosuz bilmem bir şeyler. Bu kadar farklı şey de var aslında. Mesela bunlar arasından hangisi en doğru beslenme, hangi şekilde beslenmeliyiz? Aslında bunların arasını hiç de bağlanmıyor. Evet değil mi? Aynen, ben de içimden diyordum kız buradan gibi soruyor diye. Aslında bunların arasında X diyeti daha iyidir. Bu daha işte bunu yapan herkes kilo verir. Bunun kilo verme garantisi var gibi bir şey yok. Sadece Akdeniz tipi beslenme var. Belki illaki diyet popülaritesini takip ediyorsanız bir yerlerden duymuştur herkes. Bu Akdeniz tipi beslenme aslında en eski beslenme yaklaşımlarından biri ve literatürde hakkında en çok araştırma yapılan beslenme yaklaşımlarından biri. Ama bu demek değildir ki Akdeniz diyeti aralıklı oruçtan veya ketojenikten daha iyi ya da tam tersine ketojenik veya aralıklı oruç Akdeniz diyetinden daha iyi diye bir şey yok. Akdeniz diyeti hakkında daha fazla çalışma yapıldı. Bizim standart beslenme şeklimize biraz daha uygun. Bu yüzden aslında yapması daha kolay. Ama kişinin hayat tarzına, senin işte uyuduğun, uyandığın saatlere, acıktığın saatlere, aralıklı oruçtaki saatler daha uygunsa evet onu yapabilirsin. Sadece burada önemli olan nokta şu, aralıklı oruç standart beslenme yaklaşımından daha iyi değil ya da daha kötü değil. Yani bunların hiçbiri öne çıkmıyor aslında. Kişinin hayatına göre, tercihlerine, zevkine göre hangisi daha uygunsa onu yapması lazım. Aslında çok kişisel bir olay. Herkes kendi en iyisini bulmalı gibi bir şey. Bir de bana güzel bir şey söylemiştin.
diyet çeşitleri hakkında? Benim aslında bunu bir süre önce Instagram'a yazmıştım. Çok da hoşuma gitmişti. Diyet yapan kişi sayısı kadar aslında diyet çeşidi vardır. Çok iyi. Çünkü aslında herkese iyi gelen tek bir beslenme şekli yok ya da tek bir besin yok. Benim yediğim ve kendimi çok iyi hissettiğim, çok rahat hissettiğim şeyler sende ciddi bir hazımsızlığa neden olabilir. Ya da bir beslenme şekli aynı şekilde ben bir X kalorisiyle çok rahat kilomu koruyorken ya da işte kilo veriyorken, kilo alıyorken sen aynı kaloriyle bambaşka bir süreçlerden geçiyor olabilirsin. Bizim hepimizin yapması gereken şeyler farklı, ihtiyaçları farklı, sağlık durumumuz farklı. Bu yüzden de hani çıkıp bir yere çıkıp böyle evet yılbaşı sonrası detoksumuz için sabah sebze çorbası için öğleden sonra elma ile armut yiyin gibi bir şey diyemeyiz. Aynen. Hepimizinki farklı. Of çok iyi yani. Bence en çok yani bu videoda bir şey vurgulamak istesem bunu vurgulamak isterdim. Yani o kadar bu konuda kafa karışık ve herkes bir diyeti takip etmeye çalışıp saçma sapan şeyler diyeceğim. Öyle yapılıyor. Çünkü özellikle mesela lise çağında, ergenlik çağında çok oluyor. Ben hatırlıyorum ergenlik çağında lisede ben yeşil elmayla besleniyordum. Yani en büyüdüğün dönem aslında. Evet. Gerçi şimdi de çok farklı değil böyle. Garip garip şeyler yaptım oluyor mesela. Bir de ama insan kendini deneyerek de buluyor. Evet. Şimdi ben geçen aylarda işte glutensiz besleniyordum. İrem de bana dedi ki, Laura sen niye glutensiz besleniyorsun? Kurabiye yapacağım. İçimden diyorum ki normal onu da yaparsam yer mi atacağım? Ya. Bak işte ne kadar benim keşfettiğim şeyle de alakalı. Sonra ben şunu fark ettim. Ben böyle işte glutensiz besleniyorum, laktozsuz besleniyorum falan. Çünkü işte vücudumda bir ağrılar oluyor, bir şeyler oluyor. Onları geçirmeye çalışıyorum işte bir öyle beslenip bir böyle beslenip. Sonra psikologumla konuşurken psikologum da bana dedi ki... Hah dedi, şimdi de buradan mı özel hissetmeye çalışacaksın diye böyle bir tokat, duygusal tokat attı. Ve ben dedim ki evet, gerçekten öyle. İlk başta vücudumdaki ağrılarla özel hissetmeye çalışıyordum. Kendi bir yerlerimi ağrıtıp sürekli bir ilgi almaya çalışmaca. Sonra o yetmedi. Mutfakta bir şekilde özel besleneceğim ki işte Lara'ya özel, mesela İrem'inki gibi glutensiz undan yapmam gereksinini bilmiyorum. Ve bunu fark ettikten sonra hepsini sağladım. Yani glutensiz beslenmeyi de sağladım, laktozsuz beslenmeyi de. Ve gerçekten tam olarak daha böyle normal. Ben de normal olabilirim. Özel bir ilgiye ihtiyacım yok. O psikolojik ya da duygusal boşluğumu bu şekilde doldurmama gerek yok da hani orayı beslemeye başladıkça yememde oturmaya başladı. Aslında beslenmeyle ilgili her şeyde bu normal kelimesi bence çok önemli. Yani kendimize şeyi çok yapıyoruz. Kilo almaya çalışan birinde de aynı şey var. Kilo vermeye çalışan birinde de var. Ne bileyim spor yapıp kas yapmaya çalışan birinde de aynısı var. Benim beslenmem özel. Ben onu yiyemem. Benim şu kadar daha yemem gerekiyor. Ya da işte X gram protein almam lazım günde. Ya hepimizin sağlıklı yaşamak için, sağlıklı olmak için günlük alması gereken karbonhidrat, protein, yağ ve enerji değeri var. Ama hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. Beslenmen de aslında lazım kelimesi yok. Yani tercih edebilirsin onu yemeyi. Yıksın şu an buraları. Lazım kelimesi yok. Evet. Yani burada şeyler yok ki. Herkesin yapabileceği bir kural, bir düzen hani şartlarımız yok aslında. Senin onu canın çekiyorsa, o an onu yemek istiyorsan yapabilirsin. Sağlıklı beslenmek de bu hani kötü besin olarak etiketlediğimiz şeyler için de geçerli. Sağlıklı beslenme de önemli olan senin tek bir öğünde yediğin şey değil. Salı akşamı yediğin hamburger yüzünden sen bir anda sağlıksız bir insan olmayacaksın. Onun devamında eğer normal beslenmene devam ediyorsan, bak normal, o zaman sen de normal sağlıklı bir insansın demektir. Yani bir öğünde kötü bir şey yedin diye ya da bir öğünde glutensiz beslendin diye sen artık hep böyle devam etmek zorundasın. İşte ya hep ya hiç gibi bir şey beslenmede hiç yok. Yani böyle bir takıntı da var. Hı. Aşırı sağlıklı beslenme ve işte böyle ne bileyim bir gram tereyağı geliyor bir yerden. Böyle eyvahlar olsun yani hani ne oldu gene bittik mahvolduk falan diye ve bu da aslında olayın bir ucu. Evet ya yani. Literatürde bunun adı var ortoreksiya nervosa diye. Bu da bir çeşit yeme bozukluğu. Aslında biraz kendimiz bunu yaratıyoruz. Belki de giderek sıklığı artıyordur bununla ilgili son çalışmaları okumadım ama
biraz daha işte sosyal medyada aman işte ben kurabiyemi şekersiz yapıyorum, bunu böyle yapıyorum, tereyağı yemiyorum, onun yerine insan cevizi yağı yiyorum, kahveme de yağ ekliyorum falan, hani bunları biz bu kadar paylaştık ve çok önemli şeylermiş gibi gösterdiğimiz için insanların kafasında da şey oluyor, o zaman hani ben normal sütle kahve içmemeliyim, Starbucks'a gittiğimde bir sorayım badem sütü var mıymış. Buna mecbur değilsin. Evet. Ya badem sütün senin tadı hoşuna gidiyorsa ya da işte badem sütünün kalorisi daha düşük. Belki o gün gerçekten normal süt yerine badem süt senin daha keyifli olmanı sağlayacak. Ay. Köfte ödüm koktu. Mesela sen o sağlıklı bir pizza paylaşmıştın. Hmm. Onun hikayesini anlatmak ister misin? Bir gün pizza yapıyorum evde. İşte tam bu dayanımdan kendi yoğurduğum hamur, kendi mayaladığım hamurla bir işte pizza açmışım. Üzerine süslemişim işte mahalleden bir tane kendi çiftliklerinde sucuk üreten bir yer var. Oradan aldığım sucuklar, işte peynirler, bilmem neler. Bu donatmışım çok keyfim yerinde ve 4-5 saattir de uğraşıyorum o pizzayla. Sonra attım böyle pizzanın üstüne işte peynirleri fokur diyor falan hani böyle benim ağzım sulanmış iyice. Bir tane mesaj geldi. Siz nasıl diyetisyensiniz? Biz burada işte sağlıklı alternatifleri görmek için sizi takip ediyoruz. Siz karşımıza pizza çıkartıyorsunuz. İşte Allah bilir siz danışanlarınıza da pizza yazıyorsunuzdur. Evet yani canı çekiyorsa yazıyorum. Hani burada şey gibi bir şey yok. Sağlıklı pizza, sağlıksız pizza ya da pizza iyidir, kötüdür, asla yenmemelidir falan gibi kurallar yok. Yani ben orada herhangi bir pizzacıdan da pizza söyleyebilirdim. Ama bunun yerine evde kendim yapmayı tercih etmişim. Saatlerce uğraşmışım, tam bu doyumundan yapmışım. Her şeyimi doğal kullanmışım. Bütün bunları geçtim. Böyle olmak zorunda da değildi. En sentetik, en yapay, en hani kötü yağları kullandığı ne varsa ben o gün onu da tercih edebilirdim. Ama o benim sadece tek bir öğünüm. Yani Instagram'da gördüğümüz her şeyde aynısı geçerli. İşte sabah bir Lara'nın çok sağlıklı bir kahvaltı yaptığını düşünüyorsun ama cumartesi günü o gün ve işte sabah kahvaltısını avokadolu omletini yaparken gece de hamburgerini yiyor. Yani gördüklerimiz de hani tek taraflı bakabileceğimiz şeyler değil ya da işte bunu nasıl yer? Bir diyetisyen bunu nasıl yer? Lara gibi sağlığına dikkat eden biri bunu nasıl yer? Öyle bir şey var bir de ayıplama. Evet. Yani besin ayıplaması diye bir şey var. Yediklerimizden birbirimizi eleştiriyoruz. Yani işte sen diyette değil misin? Onu nasıl yersin? Sen diyetisyen değil misin? Onu nasıl yersin? Hani böyle bir şey yok. Yani hepimiz istediğimiz her şeyi yiyebiliriz. Çünkü sağlık dediğimiz şey senin o bir yönünle belirleyebileceğimiz bir şey değil. Ben o pizzadan sonra normal beslenmeme geri dönüyorsam ben hala sağlıklı bir insanım demektir bu. Bir öğünde pizza yedim diye bir anda kanser olmayacağım, bir anda obez olmayacağım, bir anda diyabet olmayacağım. Hiçbirimiz olmayacağız. Eğer hani herhangi bir buna engel olacak hastalığımız yoksa, büyük kısıtlamalarımız yoksa, çok özel durumlardan bahsediyorum. Bunların hiçbiri yoksa hepimiz aslında istediğimiz her şeyi yiyebiliriz ama birbirimize ve kendimize koyduğumuz o kurallar yüzünden, işte diyette yiyemezsin bilmem neler yüzünden daha sonra atak gibi yemeye başlıyoruz. Bir de ne kadar garip bak. Sen o önünde diyelim ki gerçekten pizza yedin ya da birisi bir şey yediğinde onu sağlıksız besleniyor diye ayıplarken aslında ayıplayan kişinin kafa yapısı sağlıksız. Evet. Ne garip bir şey. Ben o yorum yapan kişiye de şey demiştim mesela hani eğer böyle düşünüyorsanız beni veya benim gibi hesapları takip etmeye devam etmeniz lazım. Çünkü sağlıklı beslenmek o zannettiğiniz şey değil. Çok iyi. Yanlış zannediyoruz. Yanlış zannettiğimiz için de uygulayamıyoruz. Uygulamadığımız için kendimize kızıyoruz. Bir de bunun hani besin ayıplamasına dur diyoruz. Bir de ayrıca beden ayıplaması diye de bir şey var. Mesela birisi şey demişti. Senin için böyle sorular sorduğumda göbek bölgemde yağ var ve asla onu eritemiyorum. Nasıl eriteceğim? Halbuki biz sahip, yani bu illa bunun için demiyorum ama sahip olamayacağımız vücutlara sahip olmaya çalışıyoruz. Yani ben ne kadar kilo versem de vereyim, benim karın bölgem diğerlerine göre daha yağlı oluyor. Garanti. Kimisinin kalçası daha yağlı oluyor. Bir şekilde hani şu beden tipimizi de kabul edebilirsek, kendi beden tipimiz ne ve Victoria's Secret bedenleri olmamıza gerek olmadığını, o zaman gerçekten kendi hayatımızı daha huzurlu yaşayabilmeye başlayacağız ama hani bu mesela bölgesel yağlanma. Burada şey çok hoşuma gidiyor. Mesela işte
Beden kitle endeksi diye bir kavram var, biliyor musun? Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği senin boyun ve kilonla hesaplanan bir parametre. Ya yeni yaptım ben bunu. Evet, çıkıyor, hatırlıyor musun? Normaldir. BMI o mu bu? Aynen. Bilmiyorum, Rafinera söylüyor. Rafinera sipariş veriyordum da orada yaptım. Ne zaman? Haftaya pazartesi. Pazartesi olması çok iyi olmuş. Aynen, çünkü ona dedik çarşamba ister misin? Hayır dedim, pazartesi başlayacağım. Şey yap ama, pazartesiye kadar da pizzayı. Kırmızı Oda diye bir şey var ya, orada bir bölümde genç bir kız yeme bozukluğu yaşıyor ve hiçbir şey yemiyor. Aşırı zayıflıyor, işte çok kilo veriyor. Sonra işte psikoloğa gidiyor. Psikologla böyle konuşmasında şunu fark ediyorlar ki işte babasıyla ilişkisinde bir şeyler kötü olduğu için kendine hayattan tat almayı yasaklamış. Yani babası ona değer vermediği için, o da kendine değer vermeyip kendine hayattan tat alacak değeri vermemeye başlamış. Ya benim aşırı etkilendim bundan. Biraz şey, yemek yemek her zaman önce bizim kontrolümüzde ya, o yüzden başka bir şeylere kızdığımızda çok rahat bir şekilde yemekle ifade edebiliyoruz kendimizi. Yemek yemeyi kesebiliyoruz. Bunu yönetebiliyorsun çünkü. Yani onun yönetimi tamamen sana ait. Çok iyi. Kontrolü bizde. Evet. Bir de bunun tam zıttı da var. Mesela hayattan tat almadığın için yemekten de tat almayı yasaklıyorsun ya da hayattan tat almadığın için yemekten sürekli tat almaya çalışıyorsun. Evet, evet. Peki, sana en son olarak yavaştan kapatırken şunu sormak istiyorum. Kilo vermenin ya da almanın 3 tane maddesi olsa ne olurdu? Birincisi kesinlikle şey, yani az önce çikolatayı anlatırken dedim ya, erteleme. Canın ne zaman çikolata istiyorsa o zaman çikolataya. Birinci maddemiz canımızın istediği şeyleri yemek olabilir. Bu ne zaman bu arada çikolata dediğimiz her şey olabilir yani spesifik olarak. Çikolata değil. Orgulamamız gerekiyor değil mi? Bu çünkü çok yanlış bir algı da yaratabilir. Aa, o zaman işte çikolata çok kötü bir şey diyebilir izleyen kişi. Bunu istemiyorum. Aslında amacım burada çikolatayı vurgulamak değil. Aklına ne geliyorsa, iyi kötü sayabileceğin her besinde canın neyi ne zaman çekiyorsa o kadar ye. Belki buradaki hani küçük püf nokta şu olabilir. Ben bunu yedikten sonra nasıl hissedeceğim diyebilirsin kendine. İkinci madde ne olabilir? Belki bu en başta söylediğimiz vardı ya, hayatını diyetteyken ve diyette değilken diye ikiye ayırma diye. Sen eğer bu şekilde ikiye ayırmaya başlarsan elde ettiğin sonuç ve beden ağırlığın da diyetteykenki kilon ve değilkenki kilon diye ayrılır. Bu aşırı böyle nokta atışı bir madde ya. Yani diyetle diyet sonrası hayatımızın farklı olmaması. Bir de öncesi tabii. Bir başka. Belki hani açlığını tokluğunu dinlemek olabilir. Çünkü biraz şeyimiz çok fazla var işte. Herkes 3 öğün yapıyor. O zaman 3 öğün beslenmek daha sağlıklıdır deyip aç olmadığın halde 3 öğün besleniyorsun. Ya da öğle saatlerinde işinle meşgul olduğun için yemek yemeyi tamamen atlıyorsun ve o gece yemelerin başlıyor. Çünkü kendini hiç dinlemedin. Gün içinde aç mısın, tok musun hiç bakmadın. Biraz daha vücudumuzu dinleyerek beslenmek olabilir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu.